Bu diziyi engelsiz.kanald.com.tr adresinden izleyebilirsiniz. Açmayacağım Rıza Bey. Hala anlayamadın galiba. Açmayacağım. Kararım kesindir. Bu arada benim yaptığım bu dakikası dakikası olan program var ya... Ne oldu şimdi, iptal mi oldu yani? Gitmiyor muyuz konsere yani? Yok, gidiyoruz. Yani Sultan Hanım evi terk etmiş, almış bavulunu, gelmiş buraya. Biz onu evde bırakacağız ve biz konsere gideceğiz. Tamam, ben de onu diyorum yani. Trafik olmadan bir an önce çıkalım. Yani sabık konuşma oğlum ya. Yani Tuna... Şu andan itibaren biraz daha konuşursan başına geleceklerden sorumlu değilim. Madem konser bileti aldım. Tamam, hala konser düşünüyorum. Program yaptım ben, bilet program. Tuna, bir dakika durun, bir sakin. Önce bir Sultan Hanım'a şöyle bir dönelim bakalım. Neymiş sıkıntı, anlatsın bize. Ha, kim gözlü Safiye'nin nazarı değmediyse ha bu evliliği. Bana da Sultan demesin. Hayır, bizim Rıza Bey'le son zamanlarda ilişkimiz çok bereketli. Heyecanlıydı, figür. Ne olduysa Safiye bizim eve geldi, her şey bitti. Kaldı mı sizin başınıza? Yok, estağfurullah. Estağfurullah, başa kalmak diye bir şey yok. Yani her zaman başımızın üstünde yeriniz var da... Sorun ne? Hayır, nedenini duysan sen de bana kesinlikle çok feci hak vereceksin. Hayır. Özlemdin. O kocan olacak adamın yamacına gitmek için alev alev tutuşsam, içim yansa kaynasa bile tur. Hayır, gitme. O adam sana neler etti? Hatırlamay mısın diyeceksin. Ha, bunu da buraya yazayım. Peki burada olduğunuzdan Rıza Bey'in haberi var mı? Tabii ki yok. Olayın şoku ile alelacele evden çıktım. Ayrıca benden habersiz kalması için kesinlikle aramadım ve o an nerede olduğumu söylemedim. Meraktan çadır çadır çatlasın isterim. Şeytanlık forever. Ha, bu hale bak. Ağlanacak duruma gülüyorum ya. Biz de kusura bakmayın ağlanacak halimize gülüyoruz yani. Böyle bir şey olabilir mi? Program yaptım Gönül. Program yaptım. Ay abi. Tuna, burada bir aile faciası yaşanıyor. Sultan Hanım kalkmış gelmiş Meltemlere. Hala o konser diye tutturdun, çıldırtırsın insanı ya. Ay, bak onu gösteriyor Meltem. Kakacımız durusu. Ne oldu? Böyle eciz büzü duruyorsun kaşımda. Bir şey mi oldu? Yok, önemli yok. Bir durum mu var? Yok Sultan Hanım, bir şey yok yani. Şey yapmayın. Hadi biz de artık kalkalım Tuna. Aile arasında konuşsunlar onlar. Hadi yürü. Kalkmıyorum Gönül. Niye kalkıyormuşum? Ya bu kadar program yaptım ben. O kadar önemli bir şeyim vardı yani. Ne oldu sebebini öğrenmek istiyorum. Bu da benim en tabii hakkım yani. Hadi biz kalkalım. Hadi. Sultan Hanım, umarım yakın zamanda Rıza Bey'le aranız düzelir. Üzüldüm yani. Kankacığım, biz bizdeyiz, yabancı değiliz. Kalkmanıza gerek yok. Biz yine de kalkalım Tuna. Gönül, o zaman biz gidelim konsere. Daha vakit var, o açıdan. Tuna! Vakit var. Hala konser diyor ya. Tunacığım, biz başka bir zaman gideriz yine konsere. Sen üzme canını. Meltemciğim, kusura bakmayın yani. Ne dediğini bilmiyor bu. Bir şey demiyorum Gönül, niye şey yapıyorsun? Hani işte eve gideceğiz nasılsa, eve gideceğimize konsere gidelim. Yani bilet aldım, o kadar organizasyon yaptım, ondan diyorum hayatım. Aklımı kaybedeceğim galiba, çıldırmak üzereyim. Kusura bakmayın Meltemciğim, ne dediğini bilmiyor. Konsere gidelim dedim Gönül, neyin bilmiyorum yani. Tuna, biz şuradan bir kalkalım hayırlısıyla. Ben sana evde çok güzel bir konser vereceğim. Tamam mı canım? Duydun mu? Duydun mu karımın ne kadar böyle kibar bir insan olduğunu? Madem konsere gidemiyoruz, gel ben sana evde konser vereyim diyor yani. Tuna! Oh! Koleritis toplantısın ya sen, ondan dedim ben. Aynen, bana da öyle geldi. Kesinlikle kudrofi sıfırlarla. Bana da öğrettiler, senden öğretecek çok şeyim var. Ne de çıkararsın o sesi? Papırdan, piyerlerden falan bir şeyleri yap.